Bu YouTube hepimizin boğulduğu bir havuz filan mı acaba? Yani oradan çıkılamıyor mu? Ben seviyorum izlemeyi, Peki vakit harcamayı. nasıl bir alışkanlığım var? Yani günde kaç saattir bu? Yok, öyle bir saat alışkanlığım yok şeyimde. Niye Instagram herkesin telefonda ara sıra bakıyorum, versene diyorum falan, 17 saat, 18 saat, 20 saat Instagram'lar Instagram var. Instagram mesela benim için YouTube'dan daha çok orası. Dur boşta durduğum an o Reels'lara ve keşfete baktığım bir dünya var. Bence en kötüsü, ben bunu kendi programımda söylüyorum, en büyük kendi çöplüğüm ve kendim utandığım bir şey var, TikTok. Çok izliyorum TikTok'a mesela. TikTok'a da mı giriyorsun? İzliyorum. İzleyici olarak. Yani orası büyük ben bir orada çöplük. Bir tek Mehmet Ali var sanıyorum. Yok. Orada kimler var? Yani orada yani muazzam bir şey orası. Böyle şey eskiden ona benzetiyorum ben. Sivilce sıkma videoları izleyen bir şey vardı. Bana çok karşıma çıkmaya başladı. Ben bir tanesini seyrettim i̇şte mi acaba? Tabii ki. Kaldığın anda orada. TikTok orası bence işte. O yani. Şey çıkıyor ya sürekli o ya. Bütün çöplük. Ama sen de böyle birkaç saniye bakmış olabilirsin. Kara noktaları çekiyor. Ama orada bir o kara noktalar. Ama ben bilimsel bir şey zannettim yani. Ama meğer öyle yok, değilmiş. Bu bayağı yani. Zevk gibi bir insanlara öyle bir yani. Ya o bir tane kara nokta videosu var. Oradaki bir kara nokta o kadar tatlı çıkıyor ki valla içim gidiyor. Aynı şey izlemişiz ya ben. Bu insanları rahatlatan videolar böyle pasta kesimi, metal kesimi. İşte evet değil mi? ASMR'de de böyle. Şimdi temizlik yapanlar çıktı. Evet. Abi temizlik ses. Yapanlar çoktan ana akımda da var ulusal kanallarda o şimdi temizlik yapanlar. İşte bu ses için yapıyorlar onu. Hayır sadece ses de değil. Birinin bir şey temizlediği bir ismi ASMR. Evet. ASMR diyor. ASMR. Ağız şıpırdatma. Onun için inanılmaz bir izleyici kitlesi var mesela. Yani sadece açıyorlar. Vallahi gerçekten açıyorlar. Şimdi ne sapıklıklar var. Senin zamanındaki gerçekten. Gibi değil. Senin zamanında 3 ila 5 adet evet. Sapıklık vardı. Şimdi neler var yani? İsimleri evet. Var sapıklıkların. Eskiden sapıklık deyip geçen şey. Bir tek kişinin ismi sapıklık değil var. Evet hepsinin adı var. Terminolojisi var. Şey var. Normalleşti çünkü. Nevracığım hiç gördün mü onu şey böyle bir ses yani. Böyle bir tane kız böyle konuşuyor. Öyle sessiz konuşuyorlar. Bunu yapıyor böyle tırnaklarını vuruyor. Yok ben böyle abuk sabuk şeyleri seyretmem. Böyle şöyle bir şey, bunun bir karşılığı oldu şu anda. Yani Allah bunu yaptığı Allah. İçin izlendiği ve para kazandığı bir dünya oluştu. Bir de psikiyatristler oluştu. De açıkladı. Dedi ki bu evet bazı insanı rahatlatan bir şey. Bazılarını da delirtiyor biliyorsun. Olabilir. Hastalık da var o ağız şapırdatma bilmem ne ses. öyle bir yani iki ben taraf da var. Yani. Ama öyle bir şeyle ciddi olarak uğraşanlar da var. Ben vardı öyle bir şey de denk geldim. Hani alıyorlar için... böyle mikrofonu var özel. Evet evet. Onlarla çok ya özel. Erkan Bey siz de biliyor musunuz şimdi burada? Onlar o dediğiniz değil değil mi? Onlar da dahil. Ama onlar çok profesyonel. Öyle zaten. Bir de artık mesela orada... bu dünyanın içinde olmam var ama kızıma da yasak koyduğum bir dünya bu benim. Yani hani YouTube'da. Nasıl bir yasak ben de koyayım. Yani bizimki şöyle. Kolay bir şey değil, değil. Çünkü. Gerçekten YouTuber olmak gibi bir kelime karşılığı var şu an okullarında. Ve sınıflarında birkaç tane çocuğun YouTube hesabı var okullarında ve sınıflarında. Kaç yaşında efendim? 7. Maşallah. Ve dolayısıyla şimdi babasının da oyuncu olduğu, annesinin de oyuncu olduğu bir dünyada onun için burası zaten sokağa çıktığı anda tanınır bir hikayesi var. Ve biz, beni korkutan bir şey bu. Korkuyorum yani ülkemizdeki genel insanlardan da korktuğum için görünür olmasından hoşlanmıyorum. Biz de çok fazla gösteriyoruz. Yani ağzına mikrofon uzatmıyoruz ya da onu kameranın karşısına geçirme gibi bir gayretimiz ve çabamız yok, uzak tutuyoruz ama o büyüdükçe o kendisi şu an bu etraftan herkesin kanalı var, herkes birbirini çekiyor, herkes evde bir şeyler paylaşıyor, benim niye yok gibi, biz senin olmasını istemiyoruz ama siz yapıyorsunuz, siz benim YouTube'uma düşüyorsunuz diyor tabii ki. Sizin yaptığınız bir şey niye ben yapmıyorum, orada çok net ve şey olarak henüz buna karar verebilecek bir yaşta değilsin, otoritesi kullanmaya çalışmak zorunda kalıyoruz. Ama yani bu böyle desteklediğim ikisini birbirine ayırmak. Babayla hemfikir misiniz bu konuda? Hemfikiriz. Çok güzel. Çok güzel. Bu çok önemli. Genel olarak hemfikir ol, her şeyde hemfikir olmak bizi çok rahatlattı zaten. Yani boşanmış anne baba da adayla ilgili her ne komik değil mi? Boşandıktan olacak. Sonra her konuda hemfikir oluyor. Evet. Boşandıktan sonra daha çok evli gibiyiz yani daha mutluyuz. Evet öyle. Evet. Hakikaten insan boşandığı zaman daha çok evli oluyor. Evet. Ben onu şey yapıyorum. Daha iyi bir ailesi yani. Evet çocuklar açısından da yani hiç kavga etmeyen anne baba. herkes şey, çok iyi. Hırsın kalmadı ki birbirine ilgili çünkü. Bizim zamanımızda çok kötüydü. Bizde böyle işte şeyler gibi neydi o kül kedisi mi neydi? Kül kedisi neydi o şey?
üvey annelerle çocuk evet, gece işe 12'de yani. Şey yapıyor da ayakkabıyı evet, buluyorlar falan. Evet, bütün kelimeleri attık. Bütün tuşlara bastık. Yani kanıyor da. Orada üvey anneler falan vardır. Hep böyle eskide üvey anneler, üvey babalar, üvey anne zulmü. Şimdi çok mu değişti Okan? Şimdi üvey anne bütün yok. Dizilerde gene kötülük yapanlar, kapı dinleyenler. Ama o diziler çok eskiden kalmış durumda. Ne ayol yeni oynayanların hepsinde. Ya yeni oynayanların da senaryoları çok eski. Ay, en çok sevdiğim de kapı dinleyenler. Devamlı kapı açık dinliyorlar. Bütün kötülükleri oradan duyuyorlar. Hiç kimse de kapıyı kapatmıyor. Tabii tabii. Hiç kimse hep taktım o kapılara. Yemra, o kadar, biri giriyor kapıdan. O kadar akıllı ki. Bu genel bakış. Mesela ben de şeye takığım. Hiçbir olay olmuyor. Her şey telefonla öğreniliyor. Alo öyle mi oldu? Evet. O da mı? Şöyle oldu. Demek aldatılıyorum. Prodüksiyon çok azaldı. Sadece bir takım böyle kadınlar sinir içerisinde böyle gözlerini berelte berelte. Demek aldatılıyorum. Bak haine ben şimdi onu başka nasıl aldatacağım? Alo seninle onu aldatmak istiyorum. Sen de beni aldatıyor musun? Peki falan filan. Korkma. Ama o sırada biri kapıdan dinliyor. Kapıdan bunu. Da biri bunu dinliyor. Bunu muhakkak dinliyor. Dinlemeyen yok ya. Alakasız hiçbir, bir de herkesin iş adamı olup kimsenin çalışmaması. Bomba oluyor. Var. Ve bütün kadınlar fettan herkes patronla yatmaya arkada çalışıyor arkada grafikler falan. Var. Ve adam çok böyle bir dünya var bilmiyorum belki o hale gelmişti. Eskiden bu erkekler değil miydi bunlar yani? Şimdi bütün kadınlar o yakışıklı patronla yatmaya çalışıyor. Herkes süzmeler, birbirinin kaşını gözünü çıkarmalar falan saçını yolmalar falan o sırf o patronla beraber olacak diye. Hep aynı hikaye. Hep kapıdan işte dinliyor. Sen diyorsun ki 12'de şey yapıyor. Kötü üvey anne. O çok büyük bir hikaye. Onu şey acaba Kürt Kedisi'ni tekrar dizi olarak göstermezdi. Çok daha sağlam bir hikaye. Yani. Tabii. Vallahi. Kendi kendine konuşanlar beni çok şaşırtıyor. Nefret ediyorlar. Evet, nefret. Evet. Kendi kendine insan öyle konuşur mu ya? Hani konuşur da aynada kızarsın kendine de. Ya herkes hayır, kapı açık yani. Kendi kendine konuşurken her şeyi anlatıyor. Kapı üstünde çık. Ya nasıl doğru bir şey. Bütün ama Shakespeare karakterleri kendi kendine o dönemin tiyatrosu. O ayrı bir şey ama yani. ne Elizabeth dönemi. Ondan ya o duyguların oradan. Hayır orada çıkar sahneye Hamlet her şeyi anlatır ya deli gibi akıl hastası gibi böyle. Ya bizim dizilerde de ha. Ya bilirim ben sana yapacağım. Yani, demek ondan, öyle. Şimdi demek öyle. Bilirim ben sana yapacağım. Şimdi hemen gidip Ahmet'le yatacağım. Ondan sonra o da Ayşe'yle mi falan. Belki alo falan. Ama sürekli bir kendi kendine konuşma var. Aslında bu şey bilmiyorlar mı yani çok sinemada zor. Olan çok bir zor. Eylem yok. Ha? Eylem yok aslında. Hayır eylem de yok. Bir de o hani iç ses falan yok mudur? Öyle ben çok rica ediyorum. Otur sahneler olursa iç ses oynamak için elimden geleni yapıyorum. Yani. Rica ediyorum. Evet. Ya onun senaristen rica ediyorum. Diyorum. Ama ben bunu yapamam. Hani beni aşıyor yani. Yapamam ben. Kendi kendime öyle konuşamam. Bunu oynayamam yani. Ama bütün oynadığım olmuştur ama da öyle genelde kafa sesi zaman. Oluyor. O rahat oluyor. Bir sürü tek kişilik oyun evet, falan ama da. Bu tiyatroda tiyatro. Ama şimdi başka bir şey. Dedim Beyciğim o. Sinema ya da şey. Başka bir şey. Tiyatroda düşünebiliyor musun? Hamlet'in yani şöyle oturmuş duvarın dibine arkadan iç ses veriyor var olmak mı yok mu? Olmaz tabii ki. Olmaz. Ama sinemada niye yapmıyorlar? Niye orada herkes tiyatro gibi oynuyor? Hakikaten? Sinemada olmuyor da dizide oluyor. Dizide birazcık. Oluyor. Bence vakitsizlikten oluyor. Senaristin de bir vakte ihtiyacı var. Onu oraya getiremiyor akıllıca. Diyor ki ben buradan buraya nasıl zıplayacağım diyor bence. Değişti ama eskisinden ama çok farklı şu anda. Şeyle, biraz değişti. Bir televizyonda da böyle ben hiç izlemedim. Bir level atladı yukarı. Öyle mi? Eskisi gibi değil. O da bence dijitallerle alakalı da böyle 10 bölüm çekelimler başladı yok abi. Bence orada düzeldi. Abi berbat dizilerimiz var. Yani beyefendi alınmasın o iyilerinde oynamış. Ama eskiden yani genel işte. Profil öyle mi? Korkunç hakikaten korkunç. Ama bu işte ulusal kanallar bunlarla biraz daha çırpınacaklar batmamak için bu dizilerle sonra da batacaklar yani. Bu çünkü bunu... Para da yetmiyor bunlara.